AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin 2023 seçimlerine ilişkin bilgi verdi. Partilerinin vizyon belgesini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim Cuma günü açıklayacağını bildirdi. Seçim beyannamesi çalışması bir yandan devam edecek. Bir yandan da kuşkusuz vizyonumuzu aktaracağımız, anlatacağımız bir süreci yöneteceğiz. Bu süreç bağlamında da 28 Ekim'de Ankara'da, Arena'da Cumhurbaşkanımız bir vizyon belgesi paylaşacak kamuoyuyla. Orada güçlü bir şekilde AK Parti'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına, yani Türkiye'nin yeni yüzyıla nasıl hazırlandığına dair bir vizyon paylaşacak. Kandemir, 2023 seçimlerinin yaklaştığını belirterek, Ramazan'dan bu yana milletvekilleri ve parti teşkilatlarınca yoğun bir saha çalışmasının sürdürüldüğünü ifade etti. Ramazan'dan itibaren tabii çok yoğun bir saha çalışmasını yürütüyor milletvekili arkadaşlarımız, teşkilatlarımız. Araya bir önceki seçimle bu seçim arasına bir yerel seçim, bir de pandemi süreci girdi. O pandemi sürecinde bir miktar bakanlığın açıkladığı şartlar gereği teşkilat çalışmalarını daha ziyade online olarak yapma yoluna gitmiştik. Fakat şartlar normale döndüğü andan itibaren araya bir de bizim kongrelerimiz girmişti. Yenilenen kadrolarımızda çok yoğun bir saha çalışması yürüttü arkadaşlarımız. Şehirlere giderek vatandaşların AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan beklentileri dinlediklerini ve hazırladıkları raporları Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a ilettiklerini anlattı. Şimdi o saha çalışmasını işte bu yaz ayında milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla yaptığımız saha çalışmalarını şehirlerdeki genel havayı görmek, buradaki talepleri dinlemek üzere 2023'e doğru şehir buluşmaları adı altında yeniden bir format içerisinde yapmaya devam edeceğiz. İstanbul Teşkilatımız yüz yüze 100 gün şeklinde bu çalışmayı yapıyordu. Orada başlayan çalışma şimdi diğer illerimizde 2023'e doğru şehir buluşmaları adıyla inşallah devam edecek. Bakanlarımız, MKYK üyesi arkadaşlarımız, bölge milletvekillerimizle her ilçede, illerin bütün ilçelerinde, sokaklarında, mahallelerinde teşkilatımızın yaptığı çalışmaya yeni bir renk ve nefes vermiş olacağız. Şehirlere gittiğinde bizim aktörlerimiz o şehirlerde beklentileri, AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan beklentileri dinliyorlar, değerlendiriyorlar. Bunu bir raporla genel merkeze, dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza, genel başkanımıza iletme imkanımız oluyor. Kandemir, AK Parti'nin hedefler koyan bir parti olduğunu da hatırlattı. Biz hep hedefler koymuş bir siyasi hareketiz. 2023, 2071, 2053 şeklinde. Bunlara da hedeflere inanan, bu hedefleri hayata geçirmek için kararlılıkla mücadele eden bir siyasi hareket, AK Parti siyasi hareketi. Güçlü bir liderin arkasında yürüyen bir siyasi hareket. Dolayısıyla o vizyonu inşallah bugünkü birikimlerimizden hareketle nereye taşıyacağımızı gösterdiğimiz, aktardığımız, anlatacağımız, nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi aktaracağımız bir program inşallah icra edeceğiz.